kamu özel ortaklığıyla kurulan şehir hastaneleri inşaatlarında çalışan taşeron işçilerin çilesi bitmek bilmiyor. Biz paramızı alamıyoruz. Mersin ve Adana'dan sonra Ankara'da da inşaatı devam eden şehir hastaneleri inşaatlarında çalışan işçiler mağduriyet yaşıyor. Şimdiye kadar her gün bugün yarın yatıracağız diye bizi oyaladılar. Ankara'da Danıştay ve Tarım Bakanlığı'nın tam yanında Bilkent Şehir Hastaneleri inşaatında çalışan taşeron işçiler 4 aydır maaş alamıyor. Gerek medyadan gerekse de başımızdaki büyük kişilerden yardım bekliyoruz. Ankara'da DİA Holding'e bağlı taşeron firma Yanmax'ın alt taşeronluğunda çalışan işçiler 15 gündür grevde. Bize bir gün yatırılacak, yarın yatırılacak denilmesine rağmen henüz hiçbir para ödenmedi bize bugüne kadar. İşveren gerekli ödemeyi yapmıyor. Geçin, yeni mezun geçin, olduk. Geçin. Yani geçici bir süreliğine çalışalım dedik ama maalesef böyle bir şantiyeye denk geldik. Yani hakikaten mağdur durumdayız. Sadece ben değil, burada evli olanlar da var. Maaşlarını alamayan işçiler sigorta çıkışlarının da yapıldığını belirtti. Sözde maaş ödeyecekti ve şimdi telefonlara cevap vermiyor. Bugüne itibaren bizim sigortamız kesildiğini söylüyor. Yani hakikaten herkes çok mağdur durumda. Bugün de çıkışlar yapılıyor. Alo 170 hattına ihbar ve şikayette bulunduklarını bildiren işçiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir yetkiliyle görüşmek istiyor. Ve şu anda yine gördüğünüz gibi yine mağdur olan yine işçiler burada. Yani burada biz bir emek veriyoruz fakat emeğimizin karşısını bir türlü bir şekilde hiçbir şekilde alamıyoruz. Yani yeni mezun oldum, bugün de çıkışlarımız yapılıyor, tek kuruş ödemeden gönderilmemizi istiyorlar. Bugün zaten 2 aydır millet çalışıyor, elindeki cebindeki parayı da zaten herkes şu an bitirdi. Yani yol parası deseniz onlarda yol parası bile yok. Yani ne şekilde artık ne vicdanla sığıp artık buradan çıkış vereceklerse onu da bilmiyorum. Aralarında üniversite mezunları da olan işçiler Sağlık Bakanlığı'na da hakem ol çağrısı yaptı. Şu an memleketimize dahi gidemiyoruz. Ben lisans tamamlamak için Anadolu Üniversitesi'ne başvurdum ve onun harcını yatıramadığım için şu an ben kayıt olamadım. Bir yılım yani boşuna gitti. Buradan yetkililere sesleniyorum. Zor durumdayız yani gerçekten.